arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Lütfen videoyu izlemeden önce direkt abone olun. Evet arkadaşlar, gideceğimiz yer çok güzel, manzarası da şahane. Lütfen videoyu izlemeye devam edin ve güzel güzellikleri size gösterdiğimiz anı tanık olun. Evet arkadaşlar, şu anda Kavacık 4 yol üzerinde bulunan Otağtepe Caddesi'nden içeri girdik. Otağtepe'ye doğru gidiyoruz. Girişi ücretsiz. Otağtepe'ye geldik. Yalnız ismi galiba değişmiş. Şu anda burada yazan Fatih Koç Doğa Kültür Merkezi. Burada normalde çekim yapmak yasak. Ama profesyonel çekim olmadığı için bizimki şu anda. Yasağı çiğnemiş olmuyoruz. Çünkü profesyonel çekim yasak diyor. Bizimki amatör. Evet. Burada aynı zamanda bisiklete binmek de yasak. O şekilde bir pankart koymuşlar. Bisiklete binmenin yasak olduğu bir yer. Bisikletinizle geldiyseniz ileride şekilde parka bırakmanız gerekiyor. Hı hı. Bu gördüğünüz bir yoldan yürüyoruz. Tam karşıda yine Boğaz Köprüsü var. Orada şimdi da güzel bir park. Oraya doğru yapılmış. Gidiyoruz bakalım manzaraya. Tüm evet. Bayrağı da var. Evet. Şimdi burası İstanbul'un fethi sırasında savaş stratejilerini geliştirmek amaçlı Fatih Sultan Mehmet'in gelip buraya otağını kurduğu yer. Güzel bir yer. Fethiye katkı sağlamış. Çünkü İstanbul'un tepeden gören bir yer. O amaçla tercih edilmiş zaten. Otağı padişah çadırı demekmiş ve padişahlar sefere çıktıkları zaman dinlenme yeri olarak burayı kullanırlarmış. Evet. Tabii şimdi gezme yeri artık. Evet. Gördüğünüz gibi şöyle bir yol var. İleri doğru. Aynı zamanda yol üstünde yeşillikler hep bizi karşılıyor. Çok güzel ve bakımlı bence burası. Bulutlar da şahane gözüküyor. Köprüye daha önce hiç bu kadar yakın olmamıştık. Arabalar bile gözüküyor. Çok net bir şekilde trafiği görebiliyorsun. Karşı taraf mesela şurası Reyna'ydı. Gösterebilecek misin Reyna'yı? Eski Reyna'nın olduğu yer İstanbul'un şurası meşhur diskoteğiydi. Elim evet. Kameradan mı? Yok, orası değil, biraz daha sağ alt köşede. Heh, orası. Ha, şurası. Onun yanındaki. Şurası. Yani. Rumeli-Hisarı var sol tarafta. Evet, Rumeli-Hisarı da Boğaz çok net güzel gözüküyor. Evet. Boğaz çok güzel gözüküyor. Her şeyi görebilirsiniz. Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethi için bazı zamanlarda fethi sürecini burada izlediği rivayet edilmektedir. Bölgenin korunması amacıyla içeride ateş yakmak, mangal yakmak veya örtü serip oturmak yasak. Ancak zaten bölgeye oturmak için değil, manzarasını seyretmek ve muhteşem tabiatını görmek için gidilmeli. Eğer ilkbahar ve yaz aylarında giderseniz buradaki rengarenk çiçeklerin manzarası eşliğinde güzel fotoğraflar çekebilirsiniz. Burada sol tarafta teraslar, sağ tarafta susarnıcı var. Az önce terastaydık, şimdi sağ tarafa susarnıcına doğru inelim istersen. Tamam. Yürüme yolları da gayet temiz ve düzenli. Evet. Hafta sonu olmasına rağmen şu an burası bayağı sakin. Bugün aslında yağmurlu gösteriyordu. Şansımıza hava açık. İstanbul'da sürpriz dolu bir gün. Susarnıcı ne taraftanmış? Soldan gideceğiz. Susarnıcı olarak gösterilen bölgeye geldik. Fakat burası boş bir arazi gibi. Bulamadık mı acaba? Hiçbir şey göremedim ben. Ne tarafta acaba susarnıcı? Susarnıcına geldik. Biz burada bir su bekliyorduk. Ama bu şekilde boş bir araziye
Nereye gidiyorsun şimdi? Merdivenlerden mi çıkmak istersin? Yoksa düz yoldan mı? Düz yoldan çıkarsak şu an daha tamam. İyi. Dönüş yoluna geldik arkadaşlar. Gezimizi şu anda sonlandırdık. Bu yoldan gelmiştik. Aynı yoldan devam ediyoruz.